Merhaba arkadaşlar. Tüketim ve Tüketim Kültürü adlı birinci üniteyle karşınızdayız. Bu ünitede tüketim kavramını tanımlamak, tüketiciyi tanımak, tüketici davranışlarının boyutlarını belirlemek, tüketim kültürünü kavramak, tüketim kültürünün evreleri ve yaşam biçimlerini tanımlamak, tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörleri sıralamak, tüketim kültürünün yansımalarını betimlemek ve tüketim kültüründe bilinçlenmeyi yorumlamak amaçlanmaktadır. Tüketim sadece bir mal ya da hizmeti satın alma eyleminden oluşmaz. Tüketicilerin neyi, neden ve nasıl satın aldıklarını anlamlandırmaya çalışan karmaşık bir süreci ifade eder. İhtiyacın ortaya çıkmasıyla başlayan bu süreç, satın alma öncesini, satın alma esnasını ve satın alma sonrasını kapsayan bütüncül bir süreçtir. Günümüzde tüketimin ekonomik olduğu kadar kültürel bir olgu haline gelmesi de bu nedenlerledir. Tüketim, belirli bir ihtiyacı tatmin etmek için mal veya hizmet satın alma ya da kullanmadır. Burada tanım içerisine geçen ihtiyaç, giderilmediğinde eksikliğinden dolayı rahatsızlık duyulan şeyi ifade etmektedir. İstek ise bundan farklı bir kavramdır ve ihtiyacın ne şekilde tatmin edileceğini belirler. Örneğin, susuzluk bir ihtiyaçken, bu susuzluğun giderilmesinde kullanılan su, portakal suyu ya da çay gibi seçenekler istek niteliğindedir. Tüketici kimdir? İstek veya arzularını gidermek amacıyla bir mal ya da hizmeti satın alan veya tüketen kişidir. Satın alan ve tüketen kişi aynı olmayabilir, ancak satın alma amacı tüketmek olmalıdır. Aile üyeleri satın alma sürecinde görevleri paylaşabilirler. Şekilde de görüldüğü gibi farklı tüketici rolleri üstlenirler. Etkin rol oynayan tüketici rollerinin belirlenmesi, pazarlama stratejileri geliştirilmesinde temel oluşturmaktadır. Tüketici davranışlarının boyutlarına geldiğimizde, tüketim olayının karmaşık bir süreç olduğundan bahsetmiştik. Tüketim olayındaki ana aktör olarak tüketiciler, sınırlı kaynaklarını harcamada nasıl karar aldıkları, tüketici davranışlarının anlaşılmasındaki odak noktadır. Bu çerçevede, gördüğümüz gibi şu sorulara cevap aranmaktadır. Belirli ürünleri kimler satın alıyor? Bu ürünler ne amaçla kullanılıyor? Niçin belirli bir marka ya da model tercih ediliyor? O ürünün ya da modelin seçimi nasıl gerçekleştiriliyor ve ödeme nasıl yapılıyor? Ürüne ne zaman ihtiyaç duyuluyor ve bu ürün nereden satın alınıyor gibi soruların cevabı tüketici davranışlarının boyutlarını ifade etmektedir. Tüketim kültürü konusuna geldiğimizde, tüketim toplumu ve tüketim kültürünün birbiriyle sıklıkla karıştırılan iki kavram olduğu görülmektedir. Burada tüketim toplumu, insanların kendi ürettiklerini tükettikleri dönemden farklı bir dönemi ifade eder. Bu yeni dönemde üretilen ürünler tüketiciler tarafından satın alınır ve tüketilir. Özellikle tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve bireylerin tüketimi tatmin aracı olarak görmesi, tüketim toplumunun oluşmasında etkili olmuştur. Tarihsel süreçte tüketim toplumunun en hızlı geliştiği dönem, verimlilik ve kitle üretiminin geliştiği dönemdir. Ancak zamanla tüketici sayısı artmış ve bunların talepleri de bununla paralel olarak artmıştır. İhtiyaçların sınırsız ve doyurulmaz olduğu kabul edilmiştir tüketim kültüründe. Çünkü ürünlerin fonksiyonel ve sosyopsikolojik olarak daha kısa ömürlü hale gelmesi, tek kullanımlık ürünlerin tasarlanması bir yandan sürekli talep artışı sağlamış, diğer yandan da tüketiciyi tatminsizliğe yöneltmiştir. Tüketim kültürünün evreleri ve yaşam biçimlerine bakıldığında, bunun tarihsel açıdan tüketim kültürü ve yaşam biçimlerinin 3 ana bölümde incelendiği görülmektedir. İlki kapitalizmin gelişim süreci. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ithalat ve imalat ve ticaretin gelişmesiyle yükselen yeni orta sınıfın gösterişli tüketime yönelmesi yanında verimlilik sonucu artan refahla birlikte tüketim demokratikleşmiştir. Bu dönem buna karşılık gelmektedir. Bir sonraki dönem olan Fordist dönem, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış ve 1970'lere kadar devam etmiştir. Yüksek ücretle çalışan genç kadın ve erkekler ile çeşitli meslek sahibi sınıflar yeni tüketim gruplarını ortaya çıkarmışlardır.
Bir sonraki dönemde ise 1980'lerden sonraki dönem olan post-Fordist dönemde tüketim daha hızlı ve ucuz hale gelmiş, aynı zamanda da farklılaşmıştır. Aşırı tüketime doğru değişen bir yapı söz konusu olmuştur. Tüketicilerin artan boş zamanları yeni yaşam alanları yaratmıştır. Tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler arasında kitle iletişim araçları, reklamlar, moda ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır. Burada iletişim olanaklarının gelişmesi toplumlar arası etkileşimi kolaylaştırmış, bir taraftan toplumların daha karmaşık yapılar oluşturmasına neden olmuş, diğer taraftan da kendi aralarında kültürel benzerliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kitle iletişim araçları tüketicilere tüketici davranışlarının nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Televizyon programlarında yaşam biçimlerini ele alan programlar bunlara örnek olarak verilebilir. Reklamlar konusunda ise reklam talebi uyaran önemli bir pazarlama aracıdır. Rakiplerin hamlelerine karşılık vermektedir. Tüketicinin marka tercihini güçlendirmekte, aynı zamanda satışları artırırken maliyetleri düşürmektedir. Marka imajı oluşturmaktadır. Yenilikçiliğe ve yeni ürün gelişimine katkıda bulunmaktadır. Verdiği bilgilerle doğru ürün seçiminde tüketicilere yardımcı olmaktadır. Moda konusunda ise moda sadece kıyafet olarak düşünülmemeli. Bunun yanında edebiyattan sanata, tiyatrodan müziğe kadar birçok alanı kapsayan geniş bir kavramı ifade etmektedir. Modaya uymak hem toplumsal kimliği onaylayan hem de bireysel olarak bireyi başkalarından ayırt eden bir olgudur. Modası geçmeyecek tek şey insanların modaya uyma dürtüsü olduğundan pazarlama stratejistlerinin bu yönde stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Son olarak alışveriş merkezleri tüketim ürünlerinin sergilendiği yerler olarak aynı zamanda boş zaman faaliyetlerinin de yürütüldüğü eğlence merkezleri haline gelmiştir. Perakendeci mağazaların yanı sıra sinemaların, bankaların, kafeteryaların, kuaför, eczane, otopark gibi hizmetlerin verilmesi de bu anlamda eğlence sektörüne hizmet ettiğini göstermektedir. Tüketim kültürünün yansımaları denildiğinde ise tüketim kültüründe işaretler, anlamlar ve imajlar tüketici davranışlarını farklılaştırmaktadır. Sembolik tüketim insanların sadece doğal bir çevrede değil, aynı zamanda sembolik bir çevre içinde olduğunu ifade etmektedir. Bu da mal ve hizmetlerin tüketiminde benlik konusunu gündeme getirmektedir. Simgelerin temsil ettiği kabul edilen anlamlarla bireylerin özdeşleşmek istemesi bu simgelere uygun benliği göstergesidir. Sembolik tüketimin nedenleri 5 tanedir. Statü ya da sosyal sınıf belirtmek, bireyin kendini tanımlayarak bir role bürünmesini sağlamak, sosyal varlığı oluşturmak ve koruyabilmek, bireyin kendini başkalarına ve kendine ifade edebilmesini sağlamak ve kimliğini yansıtmasını sağlamak. Hedonizm, yaşamın ana amacının hazın en üste çıkarılması olduğunu ileri sürmektedir. Hedonik tüketim görüşüne göre ürünler nesnel varlık olarak değil, daha çok öznel semboller olarak tanımlanır. Ürünün ne olduğundan çok biri için ne ifade ettiği ve onu hazza ulaştırıp ulaştırmadığı önemlidir. Materyalizmde ise endüstrileşmeyle birlikte dünya malına önem veren, başarıyı da bununla ölçen ve ödüllendiren bir yaşam biçimi doğmuştur. Materyalizm maddi ihtiyaç ve isteklere yönelmekte, manevi konuları reddetmektedir. Materyalizm de toplumsal değil, bireysel çıkarlar ön plandadır. Tüketim kültüründe bilinçlenme konusunda ise insan istek ve ihtiyaçlarının sınırsız, doyumsuz, buna karşın kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada sadece bireysel gelecek için değil, toplumsal anlamda kaliteli yaşam için duyarlılık göstermek büyük önem taşır. Tüketim konusunda bilinçlenmenin ve tüketim alışkanlıklarımızı toplumsal düzlemde düşünülerek şekillendirmenin sadece bireyin tüketim tercihine ve biçimine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Teşekkürler arkadaşlar.